İstiklal Caddesi'ndeyiz. 1 Mayıs'ta bu cadde şu ankinden çok farklı görünebilir. Zira sendikalar ve bazı siyasi partiler 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmakta kararlı. Hükümetse Taksim'i 1 Mayıs kutlamalarına kapatmakta. 1 Mayıs 1977 katliamını araştırma ve adalet komisyonu kurulsun. Artık yeter. Sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak istemelerinin nedenlerinden biri de 1 Mayıs 1977'de burada yaşananlar. O tarihte Taksim Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi üzerine değişik noktalardan ateş açılmış ve en az 34 kişi çıkan olaylarda hayatını kaybetmişti. Şimdi arkamda görüyorsunuz karanfillerle ve 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla o gün ölenler yad ediliyor ve 1 Mayıs kutlamalarının burada Taksim Meydanı'nda yapılması arzusu dile getiriliyor. Taksim Meydanı 1977'den sonra 32 yıl boyunca 1 Mayıs kutlamalarına kapandı. Ancak AKP hükümeti 2010 yılında Taksim'de 1 Mayıs yasağını kaldırdı. Başbakan Erdoğan bu Türkiye'nin tahrik ve provokasyon korkularından sıyrıldığının somut bir abidesi dedi. 3 yıl boyunca 1 Mayıs kutlamaları on binlerce kişinin katılımıyla Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ancak yasak geçtiğimiz yıl geri geldi ve bu yılda hükümet Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyeceğini söylüyor. Adres olarak Yenikapı Meydanı'nı gösteriyor. Ama sendikalar Taksim'e gelmekte kararlı. DİSK, KESK, bazı siyasi parti ve örgütler Şişli üzerinden Taksim Meydanı'na geleceklerini açıkladılar. Yani bu güzergah üzerinden yürüyecekler. Çarşı grubu, TKP ve Halk Evleri'nin ise Beşiktaş tarafından Taksim'e gelmeye çalışmaları bekleniyor. 1 Mayıs'ta Taksim civarında 19 bin polis memuru görevlendirilecek. 50 tomada müdahale için hazır bulundurulacak. Geçen yıl 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışanlarla polis arasında çıkan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Şimdi korkulan bu yılda bunun bir tekrarının yaşanması.